Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, selamu aleyküm ve rahmetullah. Evet, tevhidi konuları gündemleştirmeye çalışacağım. Yarın yine bazı insanların tevhidle imtihanı olacağı bir zaman dilimi. Hutbede bu konuyu gündeme getireceğim inşallah. Bugün genel mahiyette tevhid ve şirk üzerinde hatırlatmalarda bulunmaya çalışacağım. Malum Kur'an'ın üzerinde en fazla durduğu konu tevhidin ikamesi, şirkin izalesidir. Birini ikame etmek, topluma hakim kılmak ister, diğerini de yok etmek ister. Şirk daha önce de ifade ettiğimiz gibi kana bulaşan bir virüs gibidir. Bütün yapılan amelleri kana bulaşan virüsün sağlığı ve sağlıklı bir hayatı mahvettiği gibi yok eder. Yani bir bozulmadır, bir hastalıktır, bir arızadır. Fıtrata muğayir olan anormalliktir şirk. Efendim bir inanç ile, bir düşünce ile, bir küfür olan bir eylem ile bir insanın tüm amelleri iptal olur. Nasıl olur dersek, bir kibrit çöpünün koca bir evi, koca bir sarayı mahvetmesini nasıl anlıyorsak, işte veya vücuda giren bir AIDS mikrobunun, bir kanser mikrobunun koca vücudu nasıl mahvettiğini değerlendiriyorsak, şirk de öyledir. Bazı şeyler cirmi kadar küçük bir tesiri olmaz. Tevhidin de öyle. Bir insana cennet kazandırması nasıl söz konusuysa, şirk de kişiye cehennemi hak ettirir. Evet. Fakat maalesef halkımız tevhid ve şirke yeterince önem vermiyorlar. Bırakın halkı, camilerdeki görevliler, dinle alakalı kalem oynatan veya dil oynatan nice şahsiyetler tevhidi şirki gündemlerinin içerisine, arasına bile almıyorlar, başına almaları gerektiği halde. Evet, şirk günlük hayatımızda bolca örnekleri gözüken ve devamlı da uygulama yönüyle değişik şekilleri, varyantları bulunan güncel hayatın kaçınılmaz bir uzantısı haline getirildi. Tabii İslam'ın hakim olmadığı yönetimlerde İslam bir nevi mahkum konumuna gelir. Dinin devleti olmadığı bir durumda devletin dini insanları çekip çevirir. Hem devlet yönüyle hem toplumun kendisinin dinamikleri yönüyle maalesef tevhidin hiçbir uzantısının kalmadığı, örf adet dini haline gelen bir dini görüyoruz uygulama halinde. İnsanların mümin kimliğini görmekte çok zorlanıyoruz. Kendilerini tanıtırken bir mümin ve Müslüman olarak tanıtmaktan ziyade artık ırklarıyla, Türk veya Kürt olmalarıyla övünen veya o kimliği öne çıkartan, falan partili olmayı çok önemli sayan veya falan takımı tutmakla kendini özdeşleştiren kimlikleri var insanların. Yani kendini tanıtması, kendini ortaya koyması, hüviyetini ifade etmesi yönüyle veya tarikatlerini, mezheplerini, ideolojilerini kimlik gibi ortaya koyan insanlar. Ve insanlarımızın davası artık Allah'ın isminin yüceltilmesi, emri bil maruf ile insanlara tevhidin
ulaştırılması değil, para kazanmak, efendim en fazla veya batıl ideolojilerin tebliğini, propagandasını yapmak, kutsalları da Allah'ın kutsal saydığı Kur'an gibi, nübüvvet gibi İslami olarak yapmak zorunda olduğu ilahi emanetler ve kulluk gibi hususlar değil, artık bireylerin kutsal saydığı hususlar, hatta hayatlarını onun uğruna feda edebilecek kadar yücelttiği unsurlar, vatan oluyor, bayrak oluyor, demokrasi oluyor, ulus oluyor, marş oluyor. Yani toplumla alakalı kutsallıklarda çok ciddi manada değişiklik arz ediyor. Tevhid dininin kutsallıkları, şirk dininin kutsallıklarıyla yer değiştiriyor. İşin kötüsü, Müslümanlar da artık bunları kutsal kabul ediyor. İslam'ın şiarları yerine bu tür batıl davanın şiarlarını yüceltiyorlar. Evet. Özellikle geçen Temmuz ayındaki darbe girişimi halkın devletini aşırı yüceltmesine, devletle alakalı kutsalları inanç gibi benimsemesine, onlar uğrunda her türlü fedakarlıkları yapabilmesine büyük katkıda bulundu. Darbenin kazananı rejim oldu, Kemalizm oldu. Ve bu tür batıl ideolojiler oldu. Evet. Yine halkın devletten bağımlı veya bağımsız olarak örf adet anlayışlarını din gibi yücelttiği ve Allah'ın Kur'an'ında belirttiği din yerine atalarından gördüğü din anlayışını tavizsiz uygulamaya çalıştığı, Kur'an'dan peygamberi sünnetten rahatlıkla taviz verirken örf ve adetten, töreden, hurafeci ve bid'atçı yaklaşımlardan taviz vermez bir hale geldiğini söyleyebiliriz. Din önemli kabul edilir toplumda ama içini Allah'ın kitabının doldurmadığı, yer yer atmalarla, katmalarla tahrif edilen bir halk dininin önemli kabul edilmesi var. Önemlidir hayatın bazı zamanlarında. Cuma günleri, cuma akşamları, kandil geceleri, bayramları, bir de biraz dindar geçinenlerin 5 vakit namaz hatırlayacakları, önemseyecekleri bir zaman diliminde gündeme gelecek bir husustur din. Yani hayatlarının bütününü temsil etmez, teşkil etmez, bütününü ilgilendirmez din. Din çimentodur. Yani tarih birliği, kültür birliği, dil birliği gibi unsurlardan bir tanesidir. Evet. Ve toplumu kaynaştıran, bu tür çimento özelliği gören bir olmazsa da olabilecek ama olursa düzen adına yararlanılabilecek bir husus gibi vurgulanır. Halkın böyle atalardan görerek uyguladığı din içerisinde ibadet kastıyla yapılan nice bid'atler, nice yapılınca sevaba değil günaha girilecek hususlar da vardır. Kabirleri yüceltmesi, onlara hala adak adayıp dualar etmesi, kabirde yatanları tanrısal özellikler içerisinde uçup kaçan insanlar olarak, insanüstü varlıklar olarak düşünmesi, işte Evliya Hızır anlayışı, bunların tevhidle uzlaşacak tavrı, hali yoktur. Yani
büyük insanları normal çocukların soyut kavramları düşünemediği gibi somutlaştırarak büyüklük nispet edilen ve insanüstü varlıklar haline getirilen evliya anlayışları, Allah'a eş koşulan, Allah'a ait nice özellikleri yapan insanüstü süpermenler, insanüstü işte Malkoç oğulları gibi evliya tipleri üretmiştir. Evet. Kabirlerinden kalkıp savaş kazanan, yağmuru yağdıran, yeryüzünde tasarruf yapan, işte Allah'a ait özellikler olan gavslık, efendim, istimdat etme, ya cevap verme, medet yapabilme özellikleri daha nice özellikler yanında verilebilir. Evet, tabii bunun yanında modernizmin de şirk cesedine pompa verip onu canlandırmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Sadece geleneksel hurafeler yok. Maalesef geleneksel hurafelere, televizyonlara çıkan meşhur bazı hocalar şiddetle, ısrarla çatıp bu konuyu eleştirdiği, insanları uyardığı gibi demokrasiye, cumhuriyete, gayri İslami sisteme, batıya, batının hurafelerine, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeye, modernist çizgideki şirke, hurafelere en küçük bir söz söylemediklerini gündeme getirelim. Yani hakikatin yarısını söylemek en büyük yalandır. Hakikate karşı ihanettir. Yarım hakikat yalanların en büyüğüdür. Hakla batılın karıştırılmasıdır. Yani biz her türlü şirke, her türlü İslam dışı uygulamalara, her türlü hurafelere, ister geleneksel olsun, ister modern olsun, ister vahyi geleneksel çizgide boşa çıkarma anlayışı, ister tarihselcilik anlayışıyla boşa çıkarma anlayışı, her yönüyle suçlamamız gerekiyor. Evet, yine devletin yetiştirdiği insan tipi artık devleti ebed müddet kabul etmeye kalkan, onu yücelten, onunla ilgili memuriyeti, askeriyeyi, polisi de yücelten, askerliğe peygamber ocağı diyen, devletin Türkiye adını kutsallaştırıp Kürt düşmanlığı, ırkçılık yapabilen, efendim kime neye hizmet ettiği tartışılmıyor bile, hamasi duygularla takdir edilen, komşu devlete Amerika'sıyla, İran'ıyla saldıran zihniyetlere yardımcı olup onlarla birlikte Allah için olmayan bir savaşa iştirak eden, yani orada Müslümanların kanını döken bir duruma gelindi. Efendim terörü def etmek için söz gelimi başka bir ülkede ya çekilin oradan, PKK'yı halledemediniz 20 senedir. Ben gelip Güneydoğu Anadolu'yu bir bombalayayım. Sizi teröristlerden kurtaracağım canım. Yardım etmeye geliyorum. Dese ne der Türkiye veya siz? Bu benim meselem, sana ne demez misiniz? Bu vesileyle başka bir ülkenin uçaklarının ülkenizi, sivil halkı bombalamasına aferin mi dersiniz? Tabii Irak da aferin demiyor. Tabir caizse defol diyor. Evet. Ve diğer ülkeler yarın gidecekler. Sen komşu ülkenle baş başa kalacaksın. Evet. Masa başında da olmamız gerekiyor. Öyleyse şimdi savaşta da orada olacağız. Anlayışa.
Bunu ancak kaba tabiriyle leş kargaları düşünür. Evet, eğitimiyle, zihniyetiyle şirkin hakim olduğu bir düzende yaşıyoruz. Ezan okunuyor, sözü bitiriyorum. İşte bu şirk düzeninin adı cumhuriyet. Evet. Şeriatın lağvedildiği, yok edildiği ve her türlü şirkin devlet desteğiyle dayatıldığı rejimin, sistemin adı cumhuriyet. Şirki öne çıkartan, şeriatın tarihe karıştırılıp küfür düzeniyle cehennemi arzulayan kimselere kutlu olsun. Evet. Bizim böyle bir bayramımız yok. Bizim iki tane bayramımız var. Tabii biz cuma olarak bugün bayramı kutluyoruz. Başkaları da yarın kutlayacaklar. Hepimizin tevhidi esasları dosdoğru Kur'an'dan yola çıkarak öğrenmesi, anlaması, uygulaması, yaşaması ve hayata hakim kılma gayretini inşallah göstermesi, temennisi ve duasıyla velhamdülillahi rabbil alemin.